İşte baharı noktalayıp yaza girmeye hazırlandığımız şu günlerde sıcaklıklar da yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bu sıcak günlerde içimizi biraz ferahlatmak için yine sık sık dondurma tüketmeye başlarız diye düşünüyorum. Peki evde hem kolay hem de sağlıklı temiz dondurma hazırlamak mümkün mü? Bu sorunun cevabını almak istiyoruz. Uzmanına gittik. Dakikalar içerisinde doğal ve sağlıklı bir dondurma tarifi aldık efendim. Meyveyi seven, dondurmayı seven bir kişi yaz sıcağında hayır diyemeyecek. Pek çok kişi kilo alma korkusuyla dondurma tüketmekten korkuyor, çekiniyor. Ancak evimizde olan malzemelerle hem sağlıklı hem de kilo aldırmayan dondurma yapmamız mümkün. Hem tadı güzel olacak hem sağlıklı olacak, tam anlamıyla doğal. Ve evde bulunan malzemelerden yapıyoruz. Boya yok, aromalandırıcı yok, tatlandırıcı yok. Bu dondurmanın ana malzemesi kıvam için kesinlikle muz. Ama çilek değişiklik gösterebilir. Kayısıyla olabilir, armutlu olabilir, şeftaliyle olabilir. Tamamen kişinin zevkine ve evde bulunan meyvesine göre değişebilir. Bir saat öncesinden ana malzemelerimiz olan muz ve çileği buzluğuna attık, dondurduk. Ve sonrasındaysa işlemler de çok basit. Dondurucudan çıkarttıktan sonra birazcık 2-3 dakika kadar buzunu almasını bekliyoruz. Daha sonra ikisini birlikte blenderdan geçiriyoruz. Muz, çilek ve sütü karıştırıyoruz. Etrafı adeta meyvelerin müthiş kokusu sardı. Bu aşamada meyvelerin aromatik kokusu bile sizleri şimdiden cezbedebilir. Muz, potasyum içeriği yüksek bir besin, doygunluk sağlıyor. Çilek de aynı zamanda lif içeriği ve C vitamin içeriği çok yüksek. Paketli dondurmaları tatlandırmak için şeker kullanıyorlar. Ancak bizim yapacağımız dondurmadaysa şeker yerine daha sağlıklı olan balı kullanacağız. Malzemeleri blender'a yerleştirdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal ilave ediyoruz. Tatlı kriziniz tuttuğunda imdadınıza yetişecek ev yapımı dondurma. Hem doğal hem sağlıklı. Yine de ölçüyü fazla kaçırmamanızda fayda var. Sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak dondurmamız hazır. Gerçekten tadı efsane olmuş. Evet. Afiyet olsun.